Hepinize merhaba, ben Nesu. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl Shaderpack kurulur onu göstereceğim. Daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atın işte. Shaderpack nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. Kısaca anlatacağım. Shaderpack oyun kötü olanlara veya ne bileyim grafiklerini değiştirmek için eklenen bir şey. Mesela Minecraft genellikle piksel piksel olduğundan biliniyor ki öyle zaten aynen. İlk başta bu Shaderpack'i nasıl yapacaksınız? İlk önce ondan bahsedeceğim. Şimdi Google'a gidin. YouTube'dan şeylere bakabilirsiniz, Shaderpack'lere. Hani Shaderpack'leri gösteriyorlar. Hatta size bir tane göstereyim. Mesela Zeus PDGU-E12. Bu RTX'e benzetildiği söyleniyor. Ben yükledim fakat hasarlı gibi bir şey yani. Bilmiyorum. O kadar güzel değil. Şey var. Neydi? Sildurs var. Sildurs. Bu. Bunda yükleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şeydir pek. Ben bunu kullanıyorum. Baya çok hoşuma gidiyor bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Aşırı hoşuma giden bir şeydir pek. Ve hiçbir kötü yanını da görmedim yani. Suyunu, ışıklandırmalarını, animasyonlarını, her şeyini çok güzel yapmışlar. Burada Extreme bilmem ne, Extreme High, Medium, Light diye seçebilirsiniz. Ben size özel şuradan Extreme seçeyim, hem de denemiş oluruz. Ben High'ını indirmiştim ama Extreme belki şey olmaz diye, oynanmaz diye şey yapmamıştım. Basıyoruz, skip diyoruz buradan, geç diyoruz. Ve bizi buraya atıyor. Şöyle Sildur, Shader. Bunu buradan indiriyoruz. Virüsü falan değil bu arada. Ki güvenilir bir site zaten. Mediafire. Şimdi gösterdim. YouTube'da dediğim gibi bu Shaderpack'lerin toplu hali 5 tane 10 tane falan videonun içinde gösteriyorlar. Aşağıya da link koyuyorlar. Oralardan bakıp yine indirebilirsiniz. Şimdi bunu gösterdiğime göre bunu kurmak için bir de Optifine'ınızın olması gerekiyor. Buradan dolantı geliyoruz. İstediğimiz bir sürümü indirmemiz lazım. Buradan ben 1.16 seçiyorum. Var indirmeyeceğim bu arada. Ve şunu dikkat edin, şeylerin, shaderların o sürüme uyumlu olmasına dikkat edin çünkü çalışmayabilir. O yüzden onlara bir bakın derim ama Sildurs 1.16'da falan çalışıyor. 1.8'de de çalışıyor bu arada. Onların arasında da çalışıyordur bir sorun olmazsa. Buraya tıklıyoruz ve aşağıdan indire tıklıyoruz. Şimdi bu kadar bu. Buradan indirilenlerden böyle RAR şeklinde Shaderpack'imiz duruyor. Şimdi Windows R tuşuna basıyoruz. Windows ve R veya buranın üzerine sağ tıklayıp çalıştır ya da buradan çalıştır yazarak açabilirsiniz. Açtık. Buraya yüzde updata yüzde yazıyoruz. Bunu bilmen yoktur artık. Nokta Minecraft. O Shader peki 1.16'ya falan girdiyseniz ilk önce 1.16'yı yükleyip ondan sonra Shader Optifine'ı falan buradan kurup şey yapmanız lazım, devam etmeniz lazım. Onu kurduktan sonra buraya Shader Pack diye bir dosya gelmesi lazım. Gelmediyseniz siz oluşturabilirsiniz. Şu şekilde, hepsi küçük bir şekilde harfleri. Buraya giriyoruz. Ben de şöyle 5 tane falan var. Hatta şu Zeus'ları kullanmıyorum. Onları da silebilirim. Zeus. Renew'e de sileceğim. Çünkü hiç güzel değil. Sildur, Suibrand, Shader. Aynısı gördüğünüz gibi ben High'ı indirmiştim. Şu an Extreme indirdim. Sizin için hem de bakmış oluruz. Bu 5'i de bu arada 1.16 ile uyumlu. Ben size hangilerinin şeyini koyabilirim. Bunu zaten gösterdim. Şu Sildur'su. O yüzden bunları videonun içinde internetten aratarak bulabilirsiniz. Oceanu BSL'i koyabilirim. Bu arada Zeus'u hiç kullanmak istemezsiniz. Aşırı FPS düşürüyor. Ve hiç de güzel değil yani, size sunduğum Sildurs bile ondan kat kat iyi. Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Ben Minecraft'a girdim. Şu an oynuyorum. Gördüğünüz gibi şuradan 1.16 Optifine ile girdim. Şimdi o Updata'dan Shaderpack'i attığımız Shaderpack'i buradan açacağız. Shader'lar Extreme. Buna tıklıyoruz. Yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi, oha hiç kasmıyor lan.
Gördüğünüz gibi otlarda böyle bir animasyon var. Sanki bir hafif bir rüzgar varmış gibi otlar oynuyor. Işıklandırmalar olsun, gölgelendirmeler olsun, bütün bir sürü şey var yani. Şu an akşam oluyor tabii, öyle tam gösteremedim ben size ama. Ben size başka bir dünya göstereyim. Evet, açtım. Bu portalın ne olduğunu sormayın. Çünkü normalde başka bir dünya bu ama oluşturmadan ben yine girdim. Gördüğünüz gibi şöyle güneşimiz, denizimiz bu. Bayağı bir güzel ya. Şöyle otlar hafif oynuyor. Sonra şunlar oynuyor filan. Suyun içine girelim. Şöyle ikimiz oynayalım. Çok gerçekten bayağı bir güzel bir şeydir peki ya. Tam mı oluyor aynen. Time set day çekelim şurada. 2000 yapalım. Biraz yukarılarda dursun ha. Öyle bakalım. Aslında güneş vurunca o kadar şey yapmıyor ki, zaten öyle olması gerekiyor. Suyun altından da ay gibi duruyor. Şimdi Extreme'i böyleydi. Fakat sizin bilgisayar yine şey yapmıyorsa ben öbür shader pack'leri de göstereyim ben size. Bir de bunun hike'ını göstereyim. Hike de böyle. Cidden biraz daha kötüymüş lan. Ben bunun artık Extreme'ini kullanacağım. Sildur böyle. Ben size gösterdim zaten. Şöyle suyu muyu. Gördüğünüz gibi bayağı bir güzel shader pack. Tekrar bir time set de yapalım. Evet. Buradan Seus PDG'yi indirmek için, yani indirenler için gösteriyorum. Bakın 45 FPS'e düştü ya, 45 FPS'e. Su hani o kadar kötü ki. Şöyle. Biraz güzel elbet fakat FPS ışıklandırmalar hafif var gibi. Bulutlar yine Minecraft'ın bulutlarına benzetmeye çalışmışlar. Ama ne gerek vardı? Yaprak mak bırak, bu arada hiçbir şey oynamıyor. Animasyon yok. Şeyden tasarruf etmek için ışıklandırmalar çok kötü. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yani her tarafı parlıyor. Veya şöyle göstereyim isterseniz. Hani bakın. Bütün her şeyden tasarruf etmek için kaldırmışlar ve hala tasarruf edememişler. O yüzden bunu indirmenizi hiç tavsiye etmiyorum. İndirmeyin abi. Oceano. Koşunu bilmem ne bir şey. Bu da yine bayağı bir FPS düşürüyor fakat yine 65 FPS'de falan oynuyorum ben. Suyu böyle. Baya güzel şöyle. Hepsinde zaten yansıma var fakat bunda çok belli oluyor yansıma. Bu arada şöyle o, zoom yaptığımız zaman yansıma gözükmüyor. Şöyle çok güzel duruyor. Ve güneşi böyle. Çok aydınlık her yer. Suyun içine girelim. Suyun içi de böyle. Ben o kullanmıyorum. Bakmak için girmiştim. Fakat suyu filan böyle biraz güzel olunca dursun dedim. Arada sırada öyle açıp kullanıyorum. Ya kullanmıyorum da arada sırada açıyorum. Öbürüne geçelim. Öbürü ise BSL. Sonuncusu bu. BSL de gerçekten çok güzel. Hatta Sildur'u keşfetmeden önce bunu kullanıyordum ben. Şöyle yansımaları falan var elbette. Güneşimiz böyle. Şöyle ekrana bir yansıma geliyor. Bu ya, ne denir buna hiç bilmiyorum ama şöyle bir şey geliyor. Yuvarlak yapmamışlar bakın, böyle biraz yamultmuşlar ki bu çok güzel olmuş. En beğendiğim tarafı da bu zaten. Suyu da çok güzel. Fakat aynı içi de güzelmiş. Böyle güneşe bakabiliyorsunuz. Normalde suyun altındakine baksanız kör oluyorsunuz ama suyun altındayken dışarı baktığımız zaman kötü duruyor. Biraz bulanık olması lazım. Ama onu yapamamışlar. Yani bu da böyle.
Bu şey de olmayabilir. Ben size kesin söylemiyorum. Her neyse siz indirip oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ben size aşağıya linkini bırakırım. Linkini bulabilirsem elbette. Siz böyle oynarsınız. Fakat ben size Sildur'u tavsiye ediyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir şeydir pek. Sildur da güzel. Şöyle ona parazitlenme oluyor lan. Suyu pek yapamamışlar ya. Şu yansımayı pek yapamamışlar. Ben dediğim gibi şey Sigurd kullanıyorum. Bayağı bir güzel bir şeydir pek. Denizde böyle biraz şey nasıl diyeyim sade yansıması deseniz yani şey değil böyle. Çok zorlamamışlar. Sade böyle azıcık şey olarak rüzgarla beraber oynayan bir deniz işte. Deniz demişim ben de, bu da deniz olsa keşke. Her neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım işinize yaramıştır. Daha fazla Minecraft üstüm videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Videoyu beğendiyseniz işine yarayacağınıza like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.